Azerbaycan son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Bakü neden turistlerin ilgi oda? Ülke TV ekibinden Kübra Ataş ve Sabri Karagöz Azerbaycan'a gitti. Gece başka, gündüz bir başka güzel olan kenti sizler için görüntüledi. Kardeş ve dost ülke, petrol ve doğal gaz zengini, ancak Türkiye için bir millet iki devlet prensibinin parçası. Yıllarca Sovyet Rusya hakimiyeti altında yaşayan Azerbaycan, 27 yıldır bağımsız. Azerbaycan'ın en önemli kenti başkent Bakü. Ülkenin doğusunda, Hazar Denizi kıyısında kurulan bu şehrin nüfusu 3 milyon civarında. 11 milyon nüfusa sahip ülkenin çoğunluğu bu şehirde yaşıyor. Bakın sağınızda, solunuzda güzelliğin hepsini. Hazar ayağınızın altında. Baksanıza. Bu tarafta eski şehir, bizim şehir dediğimiz Old City de diyorlar ya ona. Eski şehir, yeni şehir, hepsi birlikte. Hatta bu kontrastı görebiliyorsunuz. Süper bir şey. Bakü'ye gelen ziyaretçilerin uğrak mekanlarından biri Dağ Üstü Park. Biz de şu anda buradayız. Bulunduğumuz nokta Bakü'nün en yüksek tepesi. Hem şehrin güzelliğini buradan görebiliyorsunuz. Hem de Hazar Denizi manzarasıyla Bakü'deki deniz keyfini de yine buradan çıkarabiliyorsunuz. Bakü, Azerbaycan'ın geleneksel yüzüyle modern yüzünün sentezlendiği bir kent. Gündüz ihtişamıyla büyüleyen modern binaları gece ışıklarıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İsmini Azerbaycan'ın 3. Cumhurbaşkanı'ndan alan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü'de görülmesi gereken en önemli yapılardan biri. Bakü hem geleneksel hem de modern binalarıyla dikkat çeken bir şehir. Hemen arkamızda görüyorsunuz, oldukça modern bir bina var. Burası Haydar Aliyev Merkezi. Tepeden bakıldığında Haydar Aliyev'in imzası şeklinde yapılmış bu bina ve ünlü Iraklı mimar Zaha Hadid'in son eseri. Bakü temiz sokakları ve geniş yeşil alanlarıyla da dikkat çekiyor. Neredeyse adım attığınız her noktada yeşil parklar var. Azerbaycan geniş otoyolları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Burası da şehrin merkezindeki o parklardan biri. Görüyorsunuz aslında bir ormanı andırıyor ama şehrin merkezinde vatandaşların bir soluk alabilmesi için hazırlanmış sadece bir park. Harika bir hava. Yani gezmek için Bakü, bu Dağ Üstü Park çok ideal bir yer. Bütün Bakü'nü seyredebiliyorsun. Güzel zaman geçirebiliriz. İçeri şehir olarak adlandırılan Eskişehir ise Azerbaycan'ın geleneksel yüzü. İçeri şehir Bakü'nün en merkezi yerinde bulunuyor ve turistlerin oldukça merak gösterdiği yerlerin başında geliyor aslında. Hemen görüyorsunuz 27 metre yükseklikteki bu surlar sadece şehri ikiye ayırmıyor. Aynı zamanda dönemsel olarak da şehir aslında bu surlarla birlikte ikiye ayrılmış oluyor. Arnavut kaldırımlı dar sokakları taş binalarıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bakü'nün en çok dikkat çeken yerlerinden biri surlarla çevrili olan içeri şehir denilen yer, aslında eski Bakü olarak adlandırılıyor. Ve burası 2000 yılında UNESCO'nun dünya tarihi listesine girmiş bir yer. İçerisinde Şirvanşahlar Sarayı'ndan Kız Kalesi'ne kadar pek çok tarihi mekan bulunuyor. İçeri şehir tarihi bir abide, tarihi bir yer. Ona göre insanlar Bakü'ye gelince ilk önce içeri şehirde olur, sonra başka yerlere gelir. Belki. İçeri şehir taş işletmeciliğinin en güzel örnekleriyle dolu. Azerbaycan topraklarından çıkarılan taşlar yıllardır binalarda kullanılıyor. Selam. Ne pişiriyorsunuz? Ben kutap pişiririm. Yöresel yemek herhalde değil mi? Evet. Ne var içinde? İçinde sebzelerdi. 7 cüre sebze var içinde. Yayıram, içine sebze koyuram, sonra bile katlayıram ve böyle. Böyle. Sonra da atılan bura pişir burada. İçeri şehir, yani eski Bakü, eski İpek ve Baharat yolu üzerinde bulunuyor. Bu nedenle de kervansaraylar asırlardır şehirde dimdik duruyor. Burası UNESCO'nun dünya mirası listesi arasında bulunan Şirvanşahlar Sarayı. 15. yüzyılda Şirvanşahlar Şahı İbrahim Halilullah tarafından yaptırılmış olan bir külliye aslında burası. Azerbaycan'da restorasyon çalışmalarında büyük özen gösteriliyor. Bu nedenle tarihi yapılar ilk günkü gibi yepyeni duruyor.